Selamlar herkese arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 49 günde TYT Geometri Kampı'nın ayrılık şarkısı. Nedir o? Son günündeyiz. 49. günündeyiz. Nasılsınız bakalım? Kamp boyunca neler yaptınız? Birlikte başından beri ne yaptık? Kampın birinci günden son güne kadar gelmiş olduk. Hatta özellikle son güne gelen arkadaşları şöyle alkışlamak istiyorum. Gerçekten tebrik ederim sizi. Çünkü birinci günden beri yılmadınız. Özellikle geometriyi öğrenmek için adım adım birinci günden 49. güne kadar, son güne kadar gelmiş oldunuz. Kampımız burada bitiyor. Fakat size şöyle bir duyurum var. 27 günde TYT AYT Üçgenler Fasikülü kampımız benim kanalımda başlayacak. Onu da duyurusunu yapayım. 25 Eylül'de başlayacak. Özellikle bak şunu söylemek istiyorum. En ince ayrıntısına kadar bütün soru tiplerinin olduğu bir fasikül kampı, yani üçgenler kampı geliyor ve tüm üçgenlerde aslında kafanıza takılan tüm her şeyi o kampta bulmuş olacaksınız diyerek şimdi biz bugün ne yapacağız? Bugün piramitlerde son 6 sorumuzu çözmüş olacağız. Hadi bakalım, şöyle 6 soruyu gösteriyorum. Birinci soruya baktığımızda ikinci soru, üçüncü soru, 4, 5, 6 aslında hangi soru önemli dersen bak ikinci soru tam bir sınav ayarı. Dördüncü soru tam bir sınav sorusu. Ve şöyle gel birinci sorudan başlayalım artık, değil mi? Birinci soruya baktığımızda ne diyorsun? Bak ne gördün? Yanal ayet uzunluğu, biraz kendimi şöyle ortalayayım. Yanal ayet uzunluğu 5 santim, yüksekliği kök 7 santim olan bir karedik piramit. Hemen karedik piramitimi şöyle çizdim. Peki ne vermiş bana? Bak yüksekliği vermiş değil mi? Bak şunu düzeltelim. Yüksekliği kök 7 vermiş. Allah Allah, bak içeride o zaman şöyle bir yükseklik. Mavi yüksekliğimiz, tabi düzeltmeseydim keşke. Şurası kök 7. Peki yanal ayet uzunluğu, bak yanal ayet uzunluğu 5 verilmiş. 5'leri yazdım. Sonra bu piramidin aslında biz neyini bulacağız? Bak dikkat et. Köşegen çekersem şuranın dik olduğunu biliyorsun ya. 5 ve kök 7. O zaman 25 eksi kök 7'nin karesi nedir? 7 eşittir. Şuraya y yazsam, bak şuraya y yazsam. Y kare eşit olacak değil mi? Ne yaptım burada? Aslında hangi dik üçgende Pisagor yaptım? Bak gösteriyorum. Sarı dik üçgende Pisagor yapmış oldum. Peki buradan ne gelir? 25'ten 7 çıktı. 18 eşittir y kare ise y buradan 3 kök 2 gelir. Çünkü 9 çarpı 2'den dolayı. Peki 3 kök 2'yi yazdın. Bu tarafta y. 3 kök 2 de orada var. Tepeden baksam. Tepeden bakıyorum bak. Tepeden baktığımda 3 kök 2 ile 3 kök 2 topladın. 6 kök 2. Köşegen 6 kök 2 ise bu bir kare ise ikizkenar dik üçgenden kenarlarımız 6 6 olmaz mı? Tabii ki olur. Şimdi soruyorum sana. Karenin kenarını bulduk mu? Bulduk. Taban çevresi sorulmuş. TC eşittir 6 çarpı 4'ten ne gelir? 24 santim gelir. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Birinci soruyu çözdük. Hadi gel ikinci soruya bakalım. İkinci soru diyor ki inşaat halinde binanın dikdörtgen prizması şeklinde bir odasının köşesine üçgen piramit içinde kum yığılmıştır. KNNC BMMC, bak KNNC'ye eşitmiş. Tek çizgi tek çizgi. BMMC'ye eşit. İki çizgi eşit. Hatta bak buraya A yazıyorum. A yazdım. B yazıyorum. B yazdım. Peki ne yapacağım sonra? Kumun hacmi 6 birim küp. Bir dakika bak. Kumun hacmi tabanı burası. Yüksekliği de şurası. Hatta gel yüksekliğe de x diyelim. Taban alanı dik üçgenin alanından a çarpı b bölü 2 çarpı yükseklik. Bir de piramidin hacmi ne yapılıyordu? 3'e bölünüyordu. Bak tabanı neresi kabul ettin? Tabanı turuncu kabul ettin. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpının yarısıydı. Evet. O zaman ne yapmış olduk? Taban alanı çarpı yükseklik bir de bölü 3 ekledik. Peki bunu neye eşitleyeceğim? 6'ya. Bir dakika a, b, x aslında içler dışarıdan 36 gelmedi mi? Geldi. Şimdi bak. A, B, X'i 36 bulduysan, odanın hacmi soruluyorsa odanın hacminde bak burada X var, burada 2B var, burada 2A var. Hepsini çarpıyorduk değil mi? Hacim eşittir. X çarpı 2A çarpı 2B. Bakıyorum 4 çarpı A çarpı B çarpı X. Yani aslında A, B, X 36 ise 36 çarpı 4 nedir? 144 birim küptür. İşte bizden istenen o dikdörtgenler prizmasının hacmi de bu şekilde karşıma gelmiş oldu. İkinci soru da bu şekilde geldi ve 3'e geldim. Üçüncü soru bir yorum sorusu. Hemen okuyalım. Karedik piramidin açınımı verilmiştir. K'den başlamış bak şöyle yüzey üzerinde P'ye kadar gitmiş. Sonra diyor ki piramit üzerinde K ile P arasında çizilen mavi renkli en kısa mesafeyi açınım üzerinde hangi iki noktayı birleştirerek gösterebiliriz? Yani K'den geldin bunları P'ye. Bak fark ettiysen K noktasına tekrar gelmemiş. O zaman mesela C üstünden gelsem nereye gideceğim? 1, 2, 3 yüzeye geçeceğim. Yani B üstüne geçebilirim. Bak Mesela şöyle C üssünü B'yi birleştirirsem bu mavilerin toplamı olabilir. Bakalım şıklarda var mı? Bakıyorum. BC üssü var. Mesela şıkların verdiğini gösterelim. TD. Bak TD'yi birleştiriyorum. Karenin üzerinden geçmemiş ki. Bak burada karenin üzerinden geçmediğini görüyorsun. O yüzden bu gitti. BD üssü. BD üstüne bakıyorum. 2 tane yüzey. Ama bak 1, 2, 3. 3 yüzey olduğu için A da gitti. A, C2 üssü. A, C2 üssü. Bu da 2 yüzey olduğu için bu da gitti. C, C üssü. Bakıyorum 4 yüzeye geçiyor. Ama 4 yüzey dediğim gibi başladığı noktaya gelmiş olsaydı, yani şu, şu, şu ve şu olmuş olsaydı cevap E olabilirdi. Ama biz aslında cevabı ne olarak bulduk? C seçeneği olarak bulmuş olduk. Tamam mıdır? Konu anlatımında zaten bundan bir sürü soru çözmüştük. Bu da ona bir ekstra soru çözümü olmuş oldu diyerek 4. soruya geldim. Peki karedik piramidin içine yerleştirilen küpün hacmi, küpün bir kenarına A desem, A küp eşittir 216 ise 216 aslında 6'nın küpü. Yani A buradan ne gelir? 6 gelir. Peki küpün bir kenarına 6 yazınca hatırlar mısın sen? Bak şurada bir paralellik söz konusu. Yani orta nokta vermesinin sebebi nedir? Sol taraf da eşit. Biz zaten piramidin şu kenarlarının eşit olduğunu bildiğimiz için bunlara da aynı şeyi yazabilirim. Al sana orta tavan. 6'ya 12. Nereden yaptın hocam dersem 1'in 2'ye oranı, 6'nın 12'ye oranı. Benzerlik oranı 1/2 geldiği için 6/12 yazdım. Peki taban da kare. Sonuçta 12 ise ne yapmış oldun aslında? Piramidin taban alanını sorduğu için 12'nin karesi direkt 144 birim karedir deyip soruyu çözmüş oluyorum. Olayı anladın değil mi? Sadece orta tabandan çözmüş olduk. 6'ya 12, 6'ya 12 şeklinde yazabilirsin. 4'ü de çözdük. Gel bakalım 5. soruya. Şekilde TABC eşkenar üçgenli piramidinin, bak tabanda bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin alanını biliyor musun? Biliyorsun tabii ki bak. Bir kenarına A yazsa A kare kök 3/4. Taban alanı ne vermiş? 25 kök 3. Ben buradaki kök 3'leri sadeleştirsem A kare buradan 25 çarpı 4'ten ne gelir? 100 gelir. A demek ki 10'muş. Peki bir kenara 10 yazdım. Bu da 10. Bu da 10. Cismin tüm ayrıtlarının toplamı 69. Bak şimdi 10, 20, 30. Yani şu, şu, şu. Bunların hepsi birbirine eşit değil mi? 69'dan 30'u çıkartsam 39 yapacak. 39'u da 3'e bölüyorum ki üstteki kenarların hepsi birbirine eşit değil mi? Bak şu, şu ve şu. Hepsi birbirine eşit. O zaman 39/3 ne yapar? 13. 13. Arkada da 13 var. Yalnız bir dakika. Bu bir ikizkenar üçgen olmadı mı? Hatta ikizkenar üçgende bak. Şöyle çiziyorum. 13 burada. 13 burada. Tabanda da 10 var. Eğer ben ikizkenarda dik indirirsem taban 2 eş parçaya bölecek. Açı ortaya olacak. Bunu hatırlıyorsun. Peki 5, 13. Ya tanıdık üçgen bu ya. Ya 5, 12, 13. Heh, yükseklikte. O zaman demek ki 12'miz varmış. Peki bizden yanal alan bir tanesini istiyor değil mi? Bak yanal alan yok pardon. Yanal alan kaçtır diyor. Yani 3 tane yan yüzey var. O zaman bir tanesinin alanını 12 çarpı 10/2, bir tane ikizkenar üçgenin alanı. Eğer ben bunu 3 ile çarparsam ne oluyor bak? Biz burada 2 ile onu sadeleştiriyorum. 5'e 1. 60 ile 3'ü çarpsam 180 santimetre kare benim için nedir? Doğru cevaptır. Şıklara baktığımda cevabım B seçeneğidir. İşte bak 5. soruda bu şekilde karşıma geldi ve 49 günde TYT Geometri Kampı'nın son gününe, son sorusu karşınızda. 6. soruya geldik. Sizlere öncelikle çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenip güzel bir yorum atarsanız, kamp boyunca düşüncelerinizi, benim hakkımda düşüncelerinizi, arkadaşlarınıza tavsiye ettiğiniz düşünceleri, anıları yorumlara yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederek 6. soruya başlıyorum. ATB açısı 15 derece. ATB. Bir tanesi 15 ise hepsi 15 olacak değil mi? Peki kaç yüzeyde gidiyoruz? Bak 1, 2, 3 arkada, 4 yanda. Yani bütün yüzeyleri kullanıyorsam o zaman bak şöyle bir 1, 2, 3 biraz daha güzel çizeyim ya. Son soruyu çözüyorsun değil mi? Bak son soruyu çözdüğün için gel şöyle 1, şöyle 2'miz. Onu da düzeltiyorum. Şöyle 2, 3 ve 4. Tamam mı? Şunu da silsem güzel olur. Şimdi 4 tane ikizkenar üçgeni ne yaptım? Yan yana yapıştırdım. B'den başladı, B'ye geldiğine göre B'den başladı. B üssü şurası olsun bak. B, A, C, D, B üssü. B, B üssünü birleştirdin. Şimdi her biri kaç dereceydi? 15. Bunların hepsi 15, 15, 15, 15. Peki 4 tane 15 yan yana gelirse buradaki açı kaç derece olur? 60 derece olur. TB yine vermiş. TB bir tanesi 10 verilmiş. Bak şu kırmızı 10'sa hepsi 10. Tabii ben çizemedim. Şöyle bak, bu 10 verildiyse hepsi 10. 10, 10. Peki soruyorum sana, ikizkenar bir üçgen var ama tepesinde ne var? Bak, ikizkenar 60 derece 10, 10. Bu bir eşkenar üçgen olmaz mı? İşte BB üssü arası kaç birim gelir? 10 birim gelir. Yani şıklara baktığımda cevabımda en az, bak soruyu okuduysan diyor ki yüzeyinden tekrar B noktasına en az kaç santim mesafede gelir diyor ya. 10 santim mesafede gelir. Çünkü burada bir eşkenar üçgen ortaya çıkarttık ve 6. soruyu da çözdük. Şöyle bakalım ya. Ya biz 49 gündür deliler gibi soru çözdük ve elimizden geldiği kadar da ne yapmış olduk? Konuyu öğrenip pekiştirmiş olduk. Vay be, vay be. 49 gün boyunca sen beni gördün ama ben seni belki göremedim. Olsun. Sen emeklerinin aslında bana ne yapmış oldun biliyor musun? Ben burada gece gündüz çalışırken sen de kendi masanda çalıştın. Özellikle geometriyi yapmak için belki de bazı günler çabaladın, sildin, baştan çözdün. Sildin, baştan çözdün. Yani bu çabaların karşılığını, en azından emeklerinin karşılığını alabildiysen ne mutlu bana. Özellikle belki bir gün dışarıda, orada, burada, belki bir fuarda, belki bambaşka bir noktada denk gelirsek çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden tüm destekleriniz için, özellikle kanala olan destekleriniz için çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi iyi ki tanıdım. İyi ki Mehmet Hoca ile böyle bir proje yaptık ve bu projede karşılaştık. Umarım emeklerinizin karşılığını daha da alacağınız günler olacaktır. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Görüşürüz. Bay bay.